Kolay gelsin Cahşur Efendi. Nasıl efendi? Hoş geldiniz. Buyurun. En güzel küpelerini, kolyeni bana ver bakalım. Sizde altın bol maşallah. Sevdiğime canım feda, altın nedir ki? Bunlar yeni geldi efendim. Bir bakınız. Bir de bunlar lütfen. Asu efendi. Hı. İbrahim Paşa'mız seni görmek ister. Hemen mi? Hemen. İyi. Cahşur efendi. Sen siparişlerimi hazırla. Benim düğün beklediğimden erken olacak galiba. İnşallah, inşallah. Paşam, beni çağırmışsınız. Hayırlı bir haber mi vereceksiniz bana? Sadık Hatun hazır mı ömrümü paylaşmaya? Paşam, al götür şimdi dersen vallahi düşüp bayılırım ha. Bunu sen mi getirdin ona? Evet. Amcasının mektubu ne oldu? Senin eline nasıl geçti? Limanda Antonio Kaptan diye biri var. Sadıkaya amcasından mektup geldikçe bana veriyor. Ben de Sadıkaya götürüyorum. Bu vesileyle yüzünü görüyorum işte. Ey gafil! Bir hatun nasıl kör etti senin gözünü bu kadar? O mektuplar Lajos'tan geliyordu. Hünkârımızı öldürmek için gönderilmiş bu hatun. Ne diyorsun paşam? Nasıl olur? Hünkârımızın boynuna dayadı hançerini. Az kalsın ulaşacaktı gayesine. Az kalsın beni de ortak edeceklerdi suçlarına. Vallahi billahi ne bileyim. Hünkârımız seni bekliyor. Kalk! Derler ki bu hatunu saraya sen sokmuşsun. Doğrudur hünkârım. Ben gafil kulunuzun acizliğidir. Başka neler öğrendin İbrahim? Başka ne hainlikler yapmış bu melun? Gözde cariyelerinizden Ayşe Hatun'u da o öldürmüş hünkârım. Sarayımda bir katille yaşamışım yani. Matrakçı nelere sebebiyet verdiğini gördün mü? Bunun cezası bellidir hünkârım. Ya siz vurun boynumu ya da ben kendim vereyim cezamı. Paşam, İbrahim Paşam, siz bana güvendiğinizde bu hatunu hareme kabul ettiniz. Yüce hünkârım, mahcubiyetim ebedidir. Beni bu ayıptan kurtarın. Cezanı çekeceksin elbet. Lakin senin cezanı İbrahim verecek.